Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Batman. Batman'a geldim. Batman'da bir marka var, bir börek. Şimdi onu anlatacağım da öncesinde sizlerle şunu yapmaya karar verdim. Videoların altındaki yorumlara ben de, Enes de çok gülüyoruz çoğu zaman. Bazen böyle ilgi çekici yorumlar da geliyor. Bundan sonra her videoda, bir önceki videodan yorumları okuyup onlara sizlere cevap vereceğim. Şimdi Efecan yorum yapmış. Artvin'deki cağ kebabı videomuza. Yaşıyorsun bu hayatı. Aşırı pahalı, 20 TL verilmez buna diye yorum yapmış. Ben de ülkedeki ekonomik koşulları düşünerek dolar 8 lira demişim. Çetin de altına yazmış ki biz doların milyon olduğunu da gördük, tantana yapma. Böyle yorumlara acayip gülüyorum. Ben hiçbir zaman siyasi bir durumu videolarımda belirtmem, siyasi görüşümü belirtmem, hiçbir şey anlatmam ama ülkedeki bir vatandaş olarak, sade bir vatandaş olarak fikrimi belirtirim. Doların pahalı olmasını, doların 8 lira olmasını adam mutlulukla benimsemiş. Hiç rahatsız değil bundan. Aldığı telefondan, yediği yemekten, ödediği faturalardan hiç rahatsız. Ve bunu yazmış, biz doların milyon olduğunu da gördük, tantana yapma. Buna güldüğüm mesajlardandı. Bir de abi bu kadar objektif olma demiş İskoç hakem. Erzurum'un nüfusu Artvin'in minimum 3-4 katı. Biraz tribüne, taraftara oyna demiş. Güzel insanlar da var aranızda. İskoç hakem gibi çok var aslında bu güzel insanlardan. Osman Yüksel gibi, Murat Çakı gibi çok dostlarımız var. Bu kanalın büyümesini isteyen. Bu arkadaşımız da öyle demiş ama objektif olmak zorundayız. Çünkü 10 yıl sonra ben bu videoları izlerken ya burada böyle bir şey yapmışım demek istemiyorum. 10 yıl sonra da bu kalite devam etsin istiyorum. Hep objektif olacağız. Her yemeği yiyeceğiz ama her yemeğe objektif yorumlar yapacağız. Biz yavaş yavaş konuya dönelim. Bugün yemek yiyeceğiz. Videoda börek yiyeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi. Bu börek aslında bir furya olarak başladı. Yıllardır bu börek hayatımızda var ama Adana bunu iyi pazarladı, iyi markalar çıkardı ve Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Burada bir akım başlamış oldu ya, bu akıma Batman da katıldı. Batman'da da bir börek bir sürü şube açmış. Geçen sene geldiğinde yazmışlardı aslında bana. Ben de buralara yaklaşınca gelip çekim istedim. Abi dedi, Adana böreğini geçtik, daha iyisini yaptık dedi. Ben de merak ettim. Şimdi içeri gireceğiz. Hem böreğin tadına bakacağız hem de bu börek nasıl yapılıyor. Bu böreğin sırrını öğrenmeye çalışacağım. Belki siz de evde yapabilirsiniz. Başlıyoruz. Selamünaleyküm Ali İşler. Sağ olun Ali, sen hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eyvallah. Geçen sene yazışmıştık seninle. Evet. Demiştin ki abi biz Adana böreğini yaptık ve geçtik. Evet. Ben de buralara gelince merak ettim, bir uğrayayım dedim. Hoş geldiniz. Öncelikle işleriniz nasıl, iyi mi? Batman'da hayat nasıl gidiyor? Batman'da hayat çok güzel. Yani pandemi süreci biraz bizi zorladı ama yavaş yavaş alışmaya başladık. Şu an videodan dolayı maskelerimizi takmıyoruz. Evet, evet. Çok iyi gidiyor. Yavaş yavaş insanlar alıştı. Güzel. Börek de aynı kalitede devam ediyor. Tek burası var değil mi? Şu an 6 tane şube var. 6 şube maşallah. Evet, Batman'da 3. Şırnak'ta, Cizre'de bir de Sivri'de varız. Çok güzel ya. Yavaş yavaş da büyüyoruz. Sen de bu bölgenin ciddi markası oluyorsun yani. Yani bölgede biraz ses getirmek istiyoruz. Eyvallah. Açıkçası. Şimdi Adana böreği diye sunuluyor bu aslında ama Türkiye'de yıllardır olan bir börek, su böreği. Aynen, doğru. Şimdi siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Biz de aynı şekilde. Tabii biz de anne evdeymiş gibi yapıyoruz biz bu börekleri. Annem, teyzem bir de kuzenim çalışıyor imalatta. Çok iyi o zaman. Fabrikasyon değil. En büyük özelliğimiz bu zaten. Bu kadar annen yetiştirebiliyor mu bu şubeye? Belli bir kapasite içinde bu işi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bayilikler vermeye çalışacağız ama kapasitemiz dolduğu zaman da bayilik vermeyeceğiz. O zaman anneyi çok yoracaksın sen. Aynen. Şu an için bir sıkıntı yok. Stoğa çalıştığımız için biraz da zorlanıyorlar ama idare ediyoruz. Sağ olsunlar. Yani devam edecek bakalım. Annelerimiz ya, ellerinden öpülesi. Aynen. Vallahi benim de annem her mesela işimde dua eder bana, sürekli böyle arkamdan gelir. Senin de arkandan gelmiş, sağ olsun. Ellerinden öpülesi, Allah huzurunu versin annene. Aynen. Şimdi hangi börekleri yapıyorsun, hangi çeşitler var? Şimdi hazırda kıymalı böreğimiz var, zaten klasik kaşarlı böreğimiz var. Birazdan kavurmalı gelecek bölgenin. Kavurmalı gelecek. Evet, bölgenin etinden yaptığımız ve iddialı olduğumuz bir ürün. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi diğerleri aslında, diğer börekçiler, diğer markalar, Adana'da da popüler olan markalar çeşitlere girdiler ama hani mesela kavurmalı dediğin zaman ben iyi etin olmasını isterim. Aynen, kıymalı olsun, kıymalı olduğu zaman iyi etin olmasını isterim. Nasıl yapılıyor bu baklava, bu şey, börek? Börek hamuru baklava hamuruyla yapılan bir ürün. Zaten tamam mı baklava hamuru? Tamamı baklava hamuru. İçinde tabii su böreği hamuru da var. Evet. Üst katı ve alt katmanı baklava hamuruyla yapılıyor. Zaten özelliği bu. Adana bölgesinde yapılan bir ürün. Biz aynısını yapıyoruz. Zaten biz ürünü bilen, takip eden kişiler nasıl olduğunu biliyor. Çok güzel. Bununla beraber biz baklava hamuruyla yaptığımız için aynı zamanda baklava işine de girdik. Hı, baklavada da gerçekten iddialıyız. Şunu görüyorum. Evet. Bu nedir abicim? Şu gördüğüm. Soğuk baklavamız var. Soğuk baklavayı şu an Çanakkale'ye, Samsun'dan gönderiyoruz. Ve bir çalışmamız var. Olursa şire vermeden
herkes kendi evinde şiresini hazırlayıp ya, öyle dedim. Hazırlıyor evet. Bu çikolatalı baklava gibi duruyor ama soğuk baklava. Soğuk baklava. Yani bölgede soğuk baklava diye vallahi geçiyor. Bunu da denemiş oluruz. Evet. Bak bir Enes'in bir börek daha geldi oraya. Dolu dolu. Şimdi birazdan arkaya geçer Enes çeker ama. Şimdi burada tabii sadece böreğin hamuru, baklava hamuru var. Ondan sonra şey değil, bunun yağı ya, da önemli değil tabii, mi? Urfa'dan sade yağ geliyor bize. Urfa yağı. Evet, Urfa yağı. Saf sade. Tamam mı sade yağı kullanıyorsunuz? Tamam mı sade yağı. Hiç böyle bir vitamin de başka bir şey girmiyor. Hiçbir şey yok. O güzelmiş. Hiçbir şey yok. O güç. Ve biz iddia ediyoruz, reflü hastası olan kişi bu böreği yedikten sonra hasta olmayacak. Vallahi en büyük iddiam. O zaman şöyle, tam örneğin ben reflü hastasıyım. Evet, en ben büyük fazla iddiam bu. Gluten tükettiğim zaman hemen reflüm azar. Evet. Yiyeceğim. Umarım. Çok iddialıyım. Eyvallah. Şimdi o zaman tarifini anlattık. Peki fiyatlar konusunu geçelim. Porsiyonlar ne kadar? Porsiyonlarımız 10 TL 200 gram. Tabakta 200 gram olur. Evet 10 TL. Kavurmalı da mı aynı fiyat? Kavurmalı 14 TL. 14. Kıymalı? Kıymalı da 14 TL. Et ürünleri 14 TL. Klasik kaşarlı ürünümüz zaten 10 TL. Kilosu da 50 TL. Anladım. Şimdi birçok yerde bu baklavayı şey, daha doğrusu böreği sorarken şey derlerdi bize. 3 çeşit peynir kullanıyoruz. Evet. Sizde nasıl durum? Biz de denedik, mutlu olmadık açık söyleyeyim. Çünkü künefe peyniri yani hızlı hemen tüketilmesi gereken bir taze peynir olduğu için çok verimli olmuyor. Tezgahta durduğu zaman ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Biz onun için tek çeşit peynirle kendi ısı derecemizle, çok kendi güzel yağ oranımızla tek çeşit peynirle devam ediyoruz. Şimdi bu kadar gördüm ya, baklavaları falan çok canım istedi. Acım, daha kahvaltı yapmadım. Şimdi Enes çeksin onları güzel, biz de masada tadına bakalım. Tamam. Son olarak sanırım bayilik veriyorsun. Bayilik yine söylüyorum, anne eldeydiği için annelerimizle pek yormak istemiyoruz açıkçası. Sınırlı bir sayıda bir kapasitemiz var. O kapasiteyi açmayacak şekilde belki Türkiye geneli maksimum 15-20 bayiyle sınırlandıracağız. Lütfen bozma. Maalesef aynen. Adana'dan yayılan markalarda öyle bir sorun yaşadık. Yani Adana'dan yapıyorlar, dondurup gönderiyorlar. Gittiği yerde o kadar lezzetli olmuyor. Evet. Ve marka değerleri düşüyor. Umarım sen böyle bir şey yapmazsın ve güzel bir yerlere gelir bu. İnşallah. Dediğim gibi biz sınırlandırdık bu sayıyı. Yani kapasitemizi aşmayacağız. O kaliteden ödün vermeyeceğiz İnşallah. Ki 10 tane 15 tane olsun ama insanlar tabii gerçekten yerken mutlu olsun. Evet, kontrolsüz güç değildir güç diyelim. Değildir. Masaya geçelim. Tamam. Enes sendeyiz. Kahvaltı. Kahvaltıda da en çok tükettiğiniz şeylerden bir tanesi börek. Siz hangi böreği çok seviyorsunuz? Bu Adana böreği sevdiniz mi? Yorumlara bunu yazmayı unutmayın ve hangi şehirdesiniz? Sizin böreğiniz hangisi? En çok hangi böreği seviyorsunuz? Bunu yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Her şehirde farklı börekler var. Mesela Ege'de otlu börekler vardır. Onlar da çok güzeldir. Bizim Adana'da son yıllarda yayıldı ama Türkiye'nin her bölgesinde bu böreği bulabilirdiniz zamanında da. Bu böreğe de ilgi her geçen gün artıyor. Batman'a geldik. Batman'da da böyle bir börek var. Şunu göstermek istiyorum. Şu çıtırtıyı bir görün. İçi ciddi şekilde kavurma var. Kaşar var. Böyle bir börek yapmışlar. Çok ıhladım nedense. Acıktım yahu. Kaç saat oldu yemek yemiyorum. Özellikle kavurmadan başladım çünkü buna çok iddialı dediler. Kavurma, anneniz yapar ya kavurmaları ya da doğrusu birileri de özel olarak kavurma yapar ya ondan hiç fabrikasyon ürün değil. Şimdi fabrikasyon üründe o parçalar büyük büyük kalır. Burada tandır gibi bir kavurma görüyorsunuz. Zaten börek ve içindeki hem etin yağı hem sade yağı da karışınca oldukça lezzetli olmuş. Kavurmanın bir hafif tuzu, sade yağı, kavurmanın yağının lezzeti girmiş. Şimdi buraya gelelim. Şöyle bir... Uzuyordu. Bakın nereye kadar uzayacak? Daha kaldırıyor musunuz? Şöyle alayım. Önemli olan burada uzaması mı? Hayır, uzaması değil. Önemli olan lezzeti. Ben şovu sevmem. Yemeğin lezzetini severim. Şöyle aldım. Hatta bir tane daha aldım. Yemek yemeyi seviyorum yani. Çok açtım ya. Yani sabah yemek kahvaltı yapmadım. Şu an saat 12. İlk defa yemek yiyorum. İlk öğünüm. Geçelim kıymalıya. Baklava hamurunu kullanmaları bence inovasyon. Tabi Adana'dan yürüdü bu iş ama güzel olmuş ya. Şöyle çıtırtı olunca insan canı çekiyor, canı istiyor.
Ne diyorum? Her zaman bilirsiniz. Keşke siz de burada olsaydınız da şunu beraber yeseydik. Şimdi börekler, o Adana böreğin tam aklını vermiş. Peynir de güzel, yağı da güzel. Ama buranın psikolojik bir belki ama olayı kavurmalı net. Çok iyi olmuş bu. Buranın yıldızı bu. Peynir de güzel ama kavurmalı efsane. Bir daha yiyeceğim. Buranın kavurması, yani daha önce başka bir yerde de bunun tostusunu yemiştim. Orada da çok iyiydi, böyle de çok iyi oluyormuş. Bir de böyle tek atasım var. Şimdi Antep'te üniversite okudum ya, bir de şeker bakmış sardım. Baklavayı altını yukarı damağa değdireceksin ki sade yağın lezzeti damağa vursun. O damakta daha iyi bir lezzet bıraksın diye. Bunu şimdi bu şekilde bir deneyeceğim. Böyle daha lezzetli oldu. O sade yağ dibe çöküyor ya. Dipteki o sade yağ konsantre halinde damağa vuruyor. Lokum. Yine çok iddialı oldukları, çatalımı değiştireceğim. Çok iddialı oldukları soğuk baklavaya geçeceğiz. Soğuk baklavada ne var? Biraz içine süt koydukları için, şöyle göstereyim. İçine süt koydukları için sütlü tatlıya dönüşmüş ama üzerinde kakao var, çok başka bir şey bürünmüş. Bunu da tek atayım mı? Atabilir miyim Enes? Ne diyorsun? Yerini mi? Benim yerime. Bunu kendim için yedim. Enes de dedi ki benim için ye. Hayır. Biraderim için geliyor. Takipçilerimiz için. Kardeşim. Biraderim için ve takipçilerim için. Ve yine altını üste getirmeye çalışacağım. O alta gelen bütün o yoğun konsantreler üste gelsin diye. Baklava yerken bu tekniği deneyip efsane alalım. Şimdi burası Batman'da bir börek. Burada bölgede Yiğit'ten şubesi var. Batman'da, Sears'te, Cizre'de ve Şırnak'ta. Doğru değil mi? Doğru saydım. Buraların şubeleri var. 10 lira, 14 lira. Baklavanın porsiyonu 80. Kilosu 80 lira. Sütlü baklava ama bence normal Antep fıstıklı baklavadan daha lezzetli benim için. Neden? Çünkü ben sütlü tatları çok severim. Ben bunu çok beğendim. Kavurmalı burada favorim oldu ama bu börekler de gayet iyi, lezzetli. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırmaya geliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone olmayan 350 bin kişi arasındaysanız abone ol tuşu aşağıda. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.